Talihsiz kadının suçu boşanmak istemek. İddiasına göre evlendiği günden beri hayatını kabusa çeviren, döven, söven, aldatan, şiddet uygulayan, tehdit eden adamdan yakasını kurtarmaya çalışmak. Niyetini söylediğinde kocasının tepkisi aslında tam da beklediği gibi oldu. Bu evlilik mezara kadar diyerek boğazına yapıştı. Sonunda ölüm tehditleri de somut eyleme dönüştü. Kadını kocasının evinden son anda yetişen komşuları kurtardı. Bir ay uzaklaştırma kararıyla serbest bırakan adamın korkunç gölgesi boşanmak isteyen kadının üzerine kabus gibi çöktü. Kurtulamazsın maalesef. İçeri girer girmez boğazıma yapıştı. Ben gidersem tek gitmem. Beni boşadığın gün öldürürüm. Bu evlilik mezara kadar. Bu evlilik mezara kadar dedi. Boşanmak isteyen eşine hayatı zindan etti. Ölüm tehditleri ve şiddetin arkası kesilmedi. Yalnız gitmem. Yanımda da çok kişi getiririm. Ben boşanma davası açacağım dediğim anda bana silah resmi. Olayın adresi İstanbul Başakşehir. Habere konu olan çift 2007 yılında evlendi. Çok geçmeden evdeki huzur kaçtı. Hayatına kadınlar girmeye başladı. Kadına ev açmış, eşya almış. Eşya aldıktan sonra kredi çekmiş, krediyi ödemedi, eve haciz geldi. Gece uyumamaları, sürekli konuşmaları, yani eşimin hareketlerine tamamen aykırı hareketleri vardı. Kendi kız kardeşine sordum. Bence büyük bir ihtimal abim uyuşturucu kullanıyor dedi. Olan bitene daha fazla dayanamayan talihsiz kadın boşanmak istedi. Ölüm tehditleri de işte o zaman başladı. Yalnız gitmem. Yanımda da çok kişi getiririm. Ben gidersem tek gitmem. Beni boşadığın gün öldürürüm. Bu evlilik mezara kadar. Yukarıda abim var, abime çıkıyor. Beni oraya konuşmaya çağırdı. Tehdit mesajı gönderdi. Çabuk yukarı gel. Gelmezsen 5 dakikanın içinde aşağı gelir. Ne yapacağımı biliyorsun. Öfkeden gözü dönen adam kontrol kalemiyle kapıyı kırıp içeri girdi. İçeri girer girmez boğazıma yapıştı. Beni sert bir şekilde duvara vurdu. Sırtım, ayağım ve boğazım çok kötü durumdaydım. Komşular yetişip kadını kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan kocaysa bir ay uzaklaştırma verilip serbest bırakıldı. Perişan bir haldeyim. Ben dışarı çıkamıyorum.